Sevgili öğrenciler, bu dersimizde kesirleri karşılaştırma ve sıralama konusunu anlamaya çalışalım. İki tane şekilde Ömer'in yediği pasta miktarı ve Hakan'ın yediği pasta miktarı var. İlk önce Ömer'in yediği pasta miktarını kesir olarak yazıyorum. Ömer'in pastası sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya ayrılmış. Hemen kesirimizi yazıyoruz. 9 parçaya ayrılmış. Ve Ömer 4 parçasını yemiş. Hakan'ın yediği pastaya bakıyoruz. O da aynı şekilde 9 parçaya ayrılmış. Ve Hakan 2, 4, 6 parçasını yemiş. Şekilden de anlayacağınız gibi Hakan'ın yediği pasta miktarı daha çok gözüküyor. Demek ki Hakan'ın yediği pasta miktarı Ömer'in yediği pasta miktarından daha büyük. Şimdi bunları yan yana yazarak aralarına büyüklük, küçüklük işaretini koyalım. Evet. Ömer'in pastası 9'da 4. Hakan'ın pastası 9'da 6. Ve Ömer Hakan'dan daha az yediği için ya da diğer söyleyişle Hakan Ömer'den daha fazla pasta yemiştir. Şimdi buradan şöyle bir kural çıkaralım. Kesirler arasında paydalar birbiriyle aynı gözüküyor. Ömer'in pastasının paydası 9. Hakan'ın pastasının paydası da 9. İkisinin payda miktarı eşit olduğuna göre üstteki sayılara bakıyoruz. Alttaki sayılarımız eşit. Üstteki sayılardan Hakan'ın 6, Ömer'in 4. 6 sayısı 4'ten büyük olduğu için demek ki Hakan Ömer'den daha fazla pasta yemiş. Böylece Hakan'ın kesiri Ömer'den daha büyük olmuş. Alttaki şekillerimize bakalım. Birinci kesirimizde ilk önce kesirimizi yazalım. 4, 8, 12. Paydamız 12. Ne kadar yenmiş? 5 parçası yenmiş. 12'de 5. Diğer kesirimize bakıyoruz. O da 12 parçaya ayrılmış. Ve 2 parça yenmiş. Üçüncü kesrimize baktığımızda yine 12'ye ayrılmış. 4, 7 tane yemiş. Yine 3 tane kesrimiz var. Bunların paydaları birbiriyle eşit. Paydaları eşit olduğuna göre ne yapıyorduk? Üstteki sayılardan en büyük olan sayı en büyük kesri ifade ediyordu. 12'de 7, 12'de 2, 12'de 5. 7 en büyük olduğu için 12'de 7 kesri en büyük. İkinci sıraya 12'de 5 kesrimiz geliyor. Onu yazıyoruz. Ve en küçük kesrimiz de 12'de 2 oluyor. Böylece kesirlerimizi sıraladık. Demek ki kesirlerimizde paydalar birbiriyle eşit olduğunda paylara bakıyoruz. Paylarda yani üstteki sayılarda en büyük olan sayı en büyük kesir oluyor. Şimdi diğer kağıdımıza bakalım. Bu kez farklı bir durum var. Yine iki tane pasta düşünelim. Birinci pastamızla ikinci pastamızın büyüklüğü aynı. Fakat birinci pastamız küçük küçük kesilmiş. Diğer pastamız biraz daha büyük parçalar halinde kesilmiş. İkisini de yazalım. Birinci pastamızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya ayrılmış. 2 tane yenmişti. Diğer pastamız ise 3'e ayrılmış. Yine 2 parça yemişler. Bu kez yan yana yazalım. 6'da 2 ve 3'te 2. Bu kez paydalarımız farklı. Bu kez üstteki paylara bakalım. Paylarımız eşit. Paylarımız eşit olduğunda en büyük kesri bulmak istiyorsak paydalara bakıyoruz. En büyük kesri bulmak için ben alttaki sayılardan küçük olanı seçiyorum. Bunun sebebini de şöyle açıklayalım. Birinci pastamız küçük küçük parçalara kesilmiş ve birinci kişi iki parça yemiş. Diğer pastadaki kişi de iki parça yemiş. Yani ikisinin yedikleri parçalar ikişer tane. Fakat alttaki kişinin pastası
daha büyük parçalar halinde kesildiği için bu daha fazla yemiş oluyor. Şöyle yapalım. Hemen il işaretimizi koyalım. 6'da 2 kesrimiz 3'te 2 kesrimizden daha küçük. 3'te 2 kesrimiz daha büyük. Çünkü ikinci kesrimizi yiyen kişinin pastası büyük parçalara ayrılmış. O da iki parça yemiş, o da iki parça. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer üstteki sayılar aynıysa, alttaki sayılardan az olanı seçersek, o zaman daha büyük kesri bulmuş oluyoruz. Şimdi diğer örneğimizi inceleyelim. Hemen kesirlerimizi yazalım. 4'te 3. Buna bakalım. Yine 3 parça yemişler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kesmişler. Buna bakalım. Yine 3 parça yemişler. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kesmişler. Şimdi 3 kesimizi sıralayalım. Üstteki paylar eşit. 3 parça yenmiş, 3 parça yenmiş ve 3 parça yenmiş. Neydi kuralımız? Üstteki paylar eşitse alttaki paydalardan en az olanı seçersek en büyük kesri bulmuş olacağız. Yani şöyle yazalım. Hemen şuraya bir çizgi koyayım. 4'te 3 kesrimiz en büyük. İkinci sıraya 6'da 3 kesrimiz geliyor. Ve en küçük kesir ise 8'de 3 kesrimiz oluyor. Şekiller üzerinde de incelediğimizde zaten 4'te 3 kesrinin daha çok pasta yediğini, 6'da 3 kesrini yiyen kişinin ise biraz daha bundan az yediğini, en az yiyenin ise 8'de 3 kesrini yiyen kişi olduğunu görebiliyoruz. Paylar eşit olduğunda paydalardan en az olanı seçersek en büyük kesrimizi bulmuş oluyoruz. Bunun sebebini de az önce açıklamıştık. En küçük kesrimiz küçük küçük kesildiği için 3 parça yediğinde daha az pasta yemiş oluyor. En büyük kesri yiyen kişi ise parçaları büyük büyük kesildiği için 3 parça yediğinde diğerlerinden daha fazla yemiş oluyor. Birkaç tane örnek yapalım. İlk önce paydalarımız eşit olsun. 8'de 4, 8'de 6. Neydi kuralımız? Eğer paydalar eşitse, alttaki sayılar aynıysa, üstteki sayılardan büyük olanı seçmeliyiz. Eğer büyük kesir istiyorsak. O zaman 8'de 6 kesirimiz, 8'de 4 kesirimizden daha büyük. Ya da şöyle diyebiliriz. 8'de 4 kesiri küçüktür 8'de 6'dan. 3 tane kesir yazalım. 10'da 2. 10'da 7. 10'da 9. Evet, bu kesirlerimizi inceleyelim. Paydalara bakıyoruz. 10, 10, 10. Alttaki sayılar eşit. O zaman üstteki sayılardan en çok olanı aldığımızda en büyük kesri bulmuş oluyoruz. Burada da en küçük kesrimiz var. İşaretlerimizi şu şekilde koyduğumuz zaman sorumuzu çözmüş oluyoruz. Şimdi bir örnek daha yapıp diğer kısma geçelim. 12'de 5, 12'de 2, 12'de 10 kesirlerimizi sıraya koyalım. Bakıyorum paydalar birbiriyle aynı. O zaman paylara bakıyorum. Paylarda en çok olan sayı 10 olduğu için en büyük kesrimiz 12'de 10 kesrimiz en büyük. İkinci olarak 5 var. 12'de 5 kesrimiz ikinci sıraya giriyor ve en küçük 12'de 2 kesrimiz. Hemen başka bir örnek üzerinde devam edelim. 5 aynı olsun. 3 olsun üstte. Bunun da üstte 3 olsun.
İki kesrimizi karşılaştıralım. Paydalarda ise bunun paydasında 5 var. Bunun paydasında 9 var. Neydi kuralımız? Üstteki sayılar aynı olduğunda en büyük kesir bulmak istiyorsak alttaki sayılardan az olanı seçmeliyiz. Yani 5'te 3 kesrimiz 9'da 3 kesrimizden daha büyük. 3 kesiri karşılaştıralım. 8'de 7. 15'te 7. 12'de 7. Bu 3 kesri sıraya koyalım. Üstteki sayılarımız aynı. Yani hepsi 7'şer parça yemişler. Altta az olanı seçiyoruz. Yani 8 parçaya bölünen kesri seçiyoruz. Çünkü bununkiler biraz daha büyük olmuş. Diğerleri daha çok kesildiği için küçük parçalar haline gelmiş. Yani 8'de 7 kesrimiz en büyük. İkinci sıraya bakıyorum. Alttaki sayılardan az olan 12. 12'de 7 kesrimiz. Bundan biraz daha küçük. En küçük kesrimiz ise 15'te 7 kesrimiz oluyor. Kuralımızı son kez söyleyip dersimizi bitiriyoruz. Kesirlerde hangisinin büyük olduğunu bulmak istiyorsak ilk önce paydalara bakıyoruz. Paydalarımız eşitse üstteki sayılardan çok olanı seçiyoruz. Eğer paylar eşitse alttaki sayılardan da az olanı seçiyoruz.